Nuh Aleyhisselam'ın kavmi 950 sene Şeyhül Murselin Yüce Peygamber Nuh Aleyhisselam kavmini dine davet ediyor. 950 yıl. Ya Rabbi. Ve ma amene ma'hu illa qalil. Kur'an-ı Kerim çok az bir zümre, çok az bir insan grubu Nuh Aleyhisselam'a tabi oldu. Ya bizim putlarımız ne olacak dediler. Muhterem Müslümanlar. Ya ve ma amene ma'hu illa qalil. En sonunda ya Rabbi ben bu kavme Allah'a dönün diyorum. Ben bu kavme yaptığınız kötülüklerden istiğfar edin diyorum. Allah gaffar-ı zünumdur. Şimdiye kadar yaptığınız bütün fenalıkları bağışlayıcıdır. Semadan size rahmetini indirir, arazinizi, arzınızı cennete çevirir, neslinizden güzel güzel çiçekler, güller getirir. Gelin ey kavim, Allah'a kul olun. İnkar ve ilhat. Muhterem Müslümanlar, inkar ve ilhat. İçimizden çıkma, fakir aileye mensup bir insansın. Şimdiye kadar aba ve ecdadımızdan devraldığımız yolu terk edip de sağa mı uyacağız yani? Muhterem Müslümanlar, Sure-i Nuh'a bakınız. Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyara. Nuh Aleyhisselam şöyle bir elini arşa kaldırdı. Ya Rabbi bu kavim 950 senelik davetime icabet etmediler. Arz üzerinde bunlardan bir tanesini dahi bırakma. Kalırsa müminler, kalırsa bunların neslinden de ancak facir ve kafirler gelir. Allah Allah. Gerçi Nuh Aleyhisselam böyle bir kahırla duadan sonradan biraz kuşku duymuştur. Keşke merhametle muamele etseydim. Belki gelecekte bunların neslinden birkaç kişi çıkardı demiştir ama bir defa Rabbisine atıp Müslümanlar, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, 950 senelik davet, 950 yıl düşünüyor musunuz? Muhterem müminler, Cenab-ı Hak emir verdi. Ya Nuh, gemi yap, afet gününe hazır ol. Cenab-ı Nuh Aleyhisselam kendine inananlarla gemi yaptı. Evet, ona da musallat oluyorlardı. Gemiyi yapmaması için de acayip dalavereleri, kötülükleri vardı kavmin. Fakat Cenab-ı Hak'tan emir aldı ve gemiyi yaptı. Günü gelince ya Konyalı tabiriyle sizi gidiler sizi. Siz bir peygamberi zişana, bir nebi-i âli bürhana, bir murseller şeyhına karşı gelirsiniz öyle mi? Semadan bardaktan dökülürcesine ne kadar suyu varsa gümbür gümbürü çıkarıyor muhterem Müslümanlar. Bir rivayette dünyanın her tarafı, bir rivayette kavmi Nuh'un tebliğin ulaşabildiği yerlere kadar. Kainat, kainat deniz, derya haline geliyor ve gemi üzerinde seyrediyor muhterem Müslümanlar. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Cenab-ı Nuh Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin 3 oğlu tebliği kabul etti, yanına geldi. Bir oğlu Kenan. Ben şu dağlara çıkarım, ne derya ne su beni almaz baba dedi. Beni bana bırak. Kale la asım el yevme min emrillah.
Evladım, Allah'ın emrinden yakayı kurtaramazsın. Kahır günü bu. Muhteremler, hafız kardeşlerimiz güzel okurlar. Fehale beynehuma el mevcu fekane minel muraqin. Anında dalga daha konuşurken öyle geldi ki paçasından tuttu ve çekti. Yok oldu, kahroldu gitti mesela anında. Ve Cudi Dağı, bir rivayette Türkiye'deki şarttaki dağlardan biri Cudi Dağı, Cenab-ı Nuh Aleyhisselam etrafındakilerle yerleşti ve insanlık Nuh Aleyhisselam'ın neslinden tekrar türedi. Onun için Müslümanlar hatırınızda kalsın, Nuh Aleyhisselam'a Adem-i Sani diyoruz, ikinci Adem. Birinci Adem atamızdan türüyor, türüyor. Ve bu rivayete göre de demek ki arz üzerinde Cenab-ı Hak kahrediyor, yok ediyor mesela. Ama Amerika kıtası şöyle midir? Veya Japon adaları böyle midir? Bunun için ben kat'i bir şey söylemiyorum. Sadece dünyanın müthiş ve büyük bir kısmı bu kahır seli altında yok oldu gitti mesela. Ve Cenab-ı Nuh Aleyhisselam'ın neslinden insanlık tekrar çoğaldı. Söylemek istediğim şu: bu sohbetlerimizi sürdürebilmemiz için lütfen bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklayarak destek olun. Sizin katkılarınız sohbet kanalımızın devamlılığı için son derece önemlidir. Hayra vesile olan, hayrı yapan kimse gibidir. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.